Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayın konuğumuz AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Cemil Yaman olacak. Cemil Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hemen seçim sorularıyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi seçim sürecine girdik ve peş peşe anket sonuçları geliyor. Siz bu anket sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin yaptığınız bir sonuç var mı? Yüzde kaç gibi bir oy bekliyorsunuz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii Türkiye, ya ülkemiz, insanlık tarihi boyunca peş peşe yaşanmamış bir asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat günü merkez üstü Pazarcık, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve 9 saat sonra da Elbistan ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle sarsıldı. Bu sarsıntıda 50 binin üzerinde insan kaybı, can kaybımız var, şehidimiz var ve 10 binlerce yaralımız var. Ben hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. 650 bin civarında yapı stoğumuz çöktü. Biz canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi bir yılda yeniden inşa edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Tabii siz şimdi soruları soracaksınız ama evet. Önce sizin sorunuza geleyim. Demokrasinin olmazsa olmazı halk iradesidir. Halkın kendisine hizmetkarlık yapacakları seçmesi ve 5 yıl sonra da karnesini vermesi. Biz 21 yıldır, 15 seçimdir aziz milletimize hizmetkarlık yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde 15 yıldır yaptıklarımızla yapacaklarımızın teminatı. Ve yine halkımız bizim karnemizi 14 Mayıs'ta karne hazırlıyor ve bu karneyi verecek. Demokrasi güzel bir nimettir ve bu demokrasi nimetinden istifade etmek lazım. Bu 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize, aziz milletimize, gönül coğrafyamıza, bizi umutla, hasretle bekleyen insanlık alemine, Afrika'nın yalın ayaklarına hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini diliyorum. Tabii ki AK Parti kurumsal bir parti. Gerçekten Cumhurbaşkanımız öncülüğündeki bu hareket her seçim öncesi anketler yapar, saha analizleri yapar. Sürekli dinamik bir kadrosu ve teşkilatları var. Yapılan en son anketlerde Sayın Harge Başkanımızın da açıkladığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle ilgili çok bir sorun gözükmüyor. %53'ün üzerinde bir oy oranına sahip Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet ve her geçen günde bu oran artıyor. AK Parti'nin de kendi oyu %41 diye açıkladı Sayın Mustafa Şen Bey. Ve her geçen günde AK Parti'nin de oyları artıyor. Peki ilk turda biter mi? Bana göre ilk turda biter. Biter diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilir ve inşallah zaten bizim kaybedecek zamanımız yok. Zaman bizim için çok kıymetli ve kaldığımız yerde hizmetlerimize devam edeceğiz. Peki şunu da sormak istiyorum. Fatih Erbakan, yani Yeni Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, kendi adaylarını çıkaracaklarını söylediler. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Oy dağılımına, oylara bir etkisi olur mu? Güç kaybı olabilir mi? Ya tabii ben milli görüş çizgisinden geliyorum. Bu gelenekten gelen bir siyasetçi. Bir gönül ister ki Fatih Erbakan başkanımızın, Yeni Refah Partisi Genel Başkanı ve Yeni Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın içinde olmasını ben çok arzulardım. Gerçekten çok da bekliyordum. Ama kendi hür iradeleriyle böyle bir karar aldılar. Saygı duymak lazım. Bu bizi çok etkiler mi? Bu bizi çok etkilemez. Yani Cumhur İttifakı'nın, yani bu yerli ve milli ittifakın içinde olması bizi mutlu ederdi. Kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olacak büyük ihtimalle olur. Yüksek Seçim Kurulu bir sorun oldu herhalde ama düzelir, o sorun çözülür. Başarılar diliyorum kendilerine. Evet. Deprem koordinasyon heyetinin başındaydınız. Doğru mu? Yani şöyle diyelim. Depremin ilk anından itibaren saat 4.17'de deprem gerçekleşti. Saat hemen sonrasında saat 5 gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün belediye başkanlarımız, 807 belediye başkanımıza, bu arada ben AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıyım. AK Partili 807 belediye başkanımızın tamamı ve ekipleriyle birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 286 milletvekilimiz ve bütün bakanlarımız bölgelere gittiler, deprem bölgesine gittiler. Bütün milletvekillerimiz deprem bölgesindeydi. Ben de ilk gün depremi duyar duymaz yola çıktım. İlk gün benim görev alanım, görev yerim Urfa'ydı, Şanlıurfa'mızdı. Ama Şanlıurfa'da çok büyük bir hasar yoktu. Daha sonraki gün Adıyaman'a geçtim ben. Tabii karayoluyla geçtik. Hem o gün hatırlayın, çok ciddi bir kar yağışı vardı. Yollar kapalıydı.
Depremden hasar gören otoyol kapalıydı. Ben ilk gün depremin merkez üssü olan Pazarcık'a da gittim. Türkoğlu'na, Pazarcık'a. Nur Dağı üzerinden, Nur Dağı üzerindeki yoldan geçtik. Gaziantep'e, Urfa'ya gittik. İkinci günü Adıyaman'a geçtik. Adıyaman'a gerçek depremin gerçek yüzünü orada gördük. Gerçekten o güzelim Adıyaman, daha önce defalarca gitmiştim, yerle bir olmuştu. Yapısı da onun çok büyük bir kısmı çökmüştü. Sonra da 13 günde, yaklaşık 18 gün deprem bölgesinde kaldım. 13 günde Hatay'ın merkezinde, Antakya'daydım, Defne'deydim. Peki. Defne'de, Antakya'da çok kötüydü yani, gerçekten çok kötüydü. Yani bazı yerlerde tahribat çok çok büyük. Adıyaman, Antakya. Siz bu bölgelerde koordinasyonu nasıl sağlamaya çalıştınız? Biz milletvekili arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımızın bir görev dağılımı vardı. Antakya'da daha çok defin işlemlerini, 5000 üzerinde bir defin yapıldı. Defin işlemlerini takip ettik 4 milletvekili arkadaşımızla. Denizli valimiz koordinasyonun başındaydı. Her koordinasyonda valilerimiz görev aldılar. Valilerimiz, mesela Denizli valimiz defin işlemlerini koordine ediyorduk. Denizli'deki kaymakam arkadaşlarımızla birlikte, Denizli müftüsü, Denizli'deki Diyanet Camiası'nın çalışanlarıyla birlikte herkesin bir görev tanımı vardı. Bizim de elimizden geldiği kadar gözlemci olarak katkıda bulunmaktı. Bir diğer tarafı da vatandaşla beraberdik. Depremden etkilenen vatandaşla beraberdik. Depremi en iyi biz anlarız Kocaeliler olarak. 99 depremini yaşamış ve deprem bölgesi insanın ruh halini en iyi, psikolojisini en iyi biz anlardık. Nitekim Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz Antakya'da, Defne'de çok güzel işler yaptı. 9 belediye'miz oradaydı, ilçe belediyelerimiz. Maraş'ta da 3 belediye'miz var. Kocaeli Valimiz de bugün de hali hazırda şu anda Maraş, Kahramanmaraş'ta görevli, koordinatör vali olarak. Büyükşehir Belediye'miz de Antakya'da, Hatay merkezinde şu anda da oradalar. Binin üzerinde belediye çalışanlarımızla birlikte bizim ekip oradaydı. Büyükşehir Belediyelerimiz, AK Partili Büyükşehir Belediyelerimizin her biri bir yerde görevli. Abi belediye ve sonra il belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz bugün orada görevli. Hangi belediyemiz hangi işi yapacak belli. Örnek veriyorum, Hatay'ın konteyner kent, çadır kentlerini, Antakya'yı kastediyorum, merkezi kastediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordine ediyor. Sağra Hastanesi kurdular. Temizliğini Antakya'nın ve Hatay'ın temizliğini Gebze Belediyesi'nin öncülüğündeki AK Partili belediyeler temizliğini, örnek veriyorum tekrar, ilaçlama işini de Gölcük Belediye'mizin öncülüğündeki belediyelerimiz yapıyor. Bu koordinasyonun benzeri bütün deprem bölgesi, 11 ilimizde ve etkilenen tüm ilçelerimizde böyle bir koordinasyon var. Hangi ilimizde, hangi ilçemizde, hangi belediyemiz görevli? Görev tanımı nedir belli. Biz bu enkaz kalkana kadar bu insanlar sağ salim 650 bin konut yapacağız bir yılda. Şehirlerin estetik yapısına, tarihi dokusuna uygun olarak yapacağız bu inşaatları. Ve bu insanlarımız kendi yuvalarına sağ salim yerleşene kadar da bizim belediyelerimiz olarak biz buradaki görevlerimizi devam edeceğiz. Bir kendi şehrimizdeki işlemlerimizi de yapacağız. Ama kardeş belediye, Hami Belediye olarak da deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın, şehirlerimizin normalleşmesi için, normalleşeceği güne kadar orada görevliyiz. Peki Cemil Bey, şunu da sormak istiyorum. Dilerseniz cevap verirsiniz ama görüşünüzü merak ettiğim için soruyorum. Bahsettiğiniz koordinasyon çalışmalarında başka aktörler de ön plana çıktı. Yani herkesin bildiği gibi Haluk Levent gibi isimler de ön plana çıktı. Çok fazla tartışmaya da neden oldu bu konular taraflar arasında. Kıyaslar yapıldı vesaire. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Biz çok Kadir Şinas bir milletiz. Bu ülkenin sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Gürcüsü yok. Biz 85 milyon kardeşler topluluğuyuz. O gün Nur Dağı'nda, gerçi doğrusu sivil araçların trafiğe çıkmaması lazım. Sizin aracılığınızla tekraren altını çizerek lütfen deprem günü telefonları çok meşgul etmeyelim. Sivil araçlarla yola çıkmayalım. Çünkü afet bölgesine arama kurtarma ekiplerinin geçmesi gerekiyor, gitmesi gerekiyor. Nur Dağı'nda 15 saat arama kurtarma ekipleri geçemediler. Sabahın ilk saatlerinde saat 5'te bütün bakanlarımız hareket ettiler olay yerine milletvekilleriyle birlikte. Ama ulaşım olmadığından dolayı ulaşım aksadı. Biz sabahın ilk saatlerinde 1650 arama kurtarma ekibi kimlerle görevli belliydi. 1100'ü olay yerine geçebildi, bir kısmı daha sonra gidebildi. Elbette ki eksiklerimiz, aksaklarımız var. Ama ben o gün şunu gördüm. 85 milyonun tek vücut olduğunu gördüm. Sen ben yok, biz varız. Ucu bucu yok, biz varız. Her kim elini taşın altına koyduysa,
Ona selam olsun. O gün onu gördük biz. Sivil toplum kuruluşları vardı, binlercesi vardı. AFAD vardı, kamu kurum ve kuruluşları vardı, askerler vardı, polisler vardı. Ama Cem Bey, tarihte buna benzer bir afet yaşanmadı. Bundan sonrası kıyamet. İngiltere toprak parçası kadar, Yunanistan toprak parçası kadar ve dünyanın birçok ülkesinden çok çok daha büyük bir coğrafyada 130 bin kilometre karede yıkım vardı. Dünyanın bütün arama kurtarma ekiplerini de getirseniz yine yetmeyecekti. Bu bir afetti. Peş peşe iki büyük afet. Herkes elini taşın altına koydu. Kim az, kimi çok. Ben şunu diyebilirim. Keşke 1999 depreminde gözümüzü açtığımızda AK Partili olan Ankara Büyükşehir, AK Partili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek araçlarını, yemek araçlarını gördük. Ben samimiyetle söylüyorum. İstanbul Belediyesi'nin AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gittim, gördüm. Ama sahada görmedim. Ben Ankara'yı, İzmir'i görmedim. Bu bir öz eleştiri. Ben parti ayrımı yapmaksızın konuşuyorum. Bugün siyaset yapma günü değildi. O gün siyaset yapma günü değildi. O gün herkesin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Onlar da bilmiyorlardı demek ki bu işi. Bir sorun var. Bu bir enkaz. Bu enkazı hep beraber kaldıracağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Defne'de görev yapıyor. Defne, Antakya merkezi ikiye ayrılmış. Defne ve Antakya ilçesi iki merkez ilçe. AK Parti'nin oyu %6 civarında Defne'de. Ama Defne'yi biz ayağa kaldırıyoruz. AK Partili bir belediye. AK Parti, CHP'li, başka partili bu ayrım yapmanın bir anlamı yok bugün. Biz bu sorunu nasıl kaldıracağız? Bu enkazın, yani bu yıkılan şehirlerimizin 11 ilimiz, 118 ilçemiz, 10.000'in üzerinde köyümüz bu depremden etkilenmiş. 650 bin yapısko yıkılmış ve yaklaşık olarak 104 milyar dolarlık bir fatura var. Bunu hep beraber kaldıracağız. Peki Cemil Bey, sözünüzü kesiyorum. Onu şu soruyla o zaman pekiştirelim. Bölgedeki son durum, yani güncel durum ve bundan sonra yapılacak adımlar, bölgeye nasıl ayağa kalkındıracağınıza yönelik adımları bu soru çerçevesinde değerlendirirseniz daha güzel olur. Tabii ilgili bakanlıklarımız saha çalışması yapıyorlar. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız. Hangi şehrin yapı stoğunu nereye yapacaklar? Yeni şehir nerede olması gerekiyor? Bununla ilgili zemin etütleri vesaire yapılıyor. Biz hemen başladık. Şu anda yaklaşık olarak tam rakam veremiyorum ama 50 bin civarında bir konuta başladık. Bir yıl içinde bunun 150 bin civarı köy evi olmak üzere 650 bin çok katlı olmayacak. Zemin artı 4 en fazla olacak. Ve şehirlerin tarihi dokusuna uygun olarak bu şehirleri ve şehirlerin yaşam alanlarını, insanlarımızın mutlu olacakları bu şehirleri ve yaşam alanlarını inşa edeceğiz. Son 50 yılın en soğuk kışındaydı Van depremi olduğunda. Van'da 29 bin konut yaptık 6 ayda. Yine Elazığ depreminde, Malatya depreminde ve İzmir depreminde ve afetlerde etkilenen, Karadeniz etkilenen bölgelerdeki insanlarımızın mağduriyetini biz 6 ayda çözmüştük. AK Parti hükümetleri bugüne kadar verdikleri her sözü yaptılar. Ve bugün de şunu diyoruz. Biz bir yılda şehitlerimizi geri getiremeyeceğiz. Ama şehirlerimizi, evlerimizi, sıcak yuvalarımızı yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber bu enkazı kaldıracağız. Ben bir yıl sonra bugünlerde biz bu evleri hak sahiplerine teslim edeceğimizi, bunun inşallah programı yapacağız. Evet, çok teşekkür ederiz yorumlarınız, görüşleriniz için, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben haberler.com'a ve haberler.com ailesine, çalışanlarına, üstün gayretlerinizden dolayı, gerçekten bu sektör zor bir sektör. Gazeteci olmak, yayıncı olmak zordur. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizin aracılığınızla ekranları başında bizi izlemekte olan aziz milletime ben selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu zor günler geçecek. Yine inşallah bahar gelecek. Biz bu sorunları hep beraber üstesinden geleceğiz. İnşallah. Önümüzdeki genel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve milletvekili seçiminin güzellikler, hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün aday adaylarına, bütün adaylara, bütün siyasetçilere başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun.